Böyle bir takı merasim, böyle bir düğün Merkez Bankası'nda bir üst düzey yöneticinin olabilir miydi diye soruyorum. Bence olamazdı. Bu işin kanayan yaraya sadece bir merhem olduğunu düşünüyorum ama gerçek anlamda bir sorunu çözebilecek kadar geniş çaplı, geniş kapsamlı bir şey olduğunu pek düşünmüyorum. Ve bu istikrar programı ağırlıklı olarak reel faize, Türk lirasının reel değerlenmesine ve reel ücretlerin düşmesine dayanan bir program. Bunların üçünü de sonsuza dek yapamayacağınıza göre bu programa mutlaka başka bir destek gelmesi gerekiyor. Bu da ya maliye politikasından gelecek veya iletişim anlamında bu işin sahipliğinden gelecek. Erken seçimler benim hep şöyle bir savım var. Mart 2026'da yapılacak diye düşünüyorum. Ve buna kadarki yapılacak bir seçimlerde de biz belki ekonomide belli şeyleri yeniden popülizme kaptırma riskiyle karşı karşıya kalacağız. Onun da önümüzdeki sene Mayıs-Haziran ayından itibaren bu oyun teorisi çerçevesinde olma ihtimalini oldukça yüksek görüyorum diyor. Eylül ayının son pusula programında Ömer Gencal'la yine beraberiz. Ömer, hoş geldin. Öncelikle şunu sorayım sana. Sana geçen hafta herhangi bir davetiye geldi mi? Sen de eski bankacısın. Bir düğün davetiyesi gelip o düğünde bulunma şansı elde ettin mi? Bana böyle bir düğün davetiyesi gelmedi. Gelmezdi diye de tahmin ediyordum zaten. Gelseydi de gitmezdim. Zira eski bir bankacı olmama rağmen ben bu konuda oldukça hassas bir insanım. Evet. Etik kurallarının son derece doğru işlemesi gerektiğini düşündüğüm bir sektördür bankacılık. O nedenle bu düğün dün geçtiğimiz hafta bayağı bir konuşuldu. Çok. Bununla ilgili zaten yazılı çizili yönetmelikler, bir takım personel yönetmelikleri, bir takım personel talimatları da var zaten. Kimin kimden hediye alacağı, ne kadarlık bir hediye alabileceği, kimin kimle nasıl bir ilişki içerisinde olabileceği. Bu sadece kamu kurumuyla yasa olarak değil. Aynı zamanda benim çalıştığım bankalarda eski dönemde göreve başladığın andan itibaren önüne bir şey koyarlar, böyle dosya koyarlar. O dosyanın içerisinde bu gibi unsurlar zaten bellidir. Müşteriden ne alacağın, evet, ne vereceğin, müşteriyle nasıl konuşacağın. Etik sözleşmesi gibi bir şey. Çok önemlidir. Evet. O nedenle ben yapılmış olan bu düğünü büyük bir talihsizlik olarak görüyorum. Hani düğünden de öte bir takı merasimi. Evet. İşin içerisinde oldukça ciddi politik figürler var zaten. O politik figürlerin yanında banka genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, özellikle bu düğünde fotoğraf verenler bambaşka bir noktada. Ben bu konuda dikkati başka bir yöne de çektim aslında bir tweet atarak. O tweette şu, daha doğrusu o noktada şu. Hatırlar mısın bilmiyorum. Haziran 2023'te eski BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in görevi doldu. Evet. Ve 31 Ekim 2023 tarihinde Mehmet Ali Akben vakıf katılımın genel müdürü oldu. Doğru. Şimdi bankalar kanunu, 5411 numaralı bankalar kanununun ikinci bölümü BDDK ile ilgili düzenlemelerinin 86. maddesi çok açık bir şekilde şunu söylüyor. BDDK'nın üst düzey yöneticileri, başkanı, başkan yardımcıları görevlerini tamamlamalarının ertesinde sektörleri içerisinde bulunan özel kurumlarda herhangi bir şekilde iki yıl boyunca görev alamazlar. Şimdi orada bir açık şey var. Özel kurum diyor. Vakıf katılım sonuç itibariyle kamu diyebilirsin. Ama ben şöyle bakıyorum olaya. Sadece yasa özünde değil, yani yasa özünü de tartışırız. Çünkü Vakıf Bank halka açık bir kurum. Tabii. Her ne kadar kamu sermayesi olsa da. Sonuçta özel bir kurum olarak addederim ben. Doğru. Vakıf katılım da sonuçta Vakıf Bank'ın bir iştiraki olduğuna göre o da özel bir kurum. Her ne kadar halka açık olmasa bile. Bir nokta bu. İkinci nokta da şu. Şöyle düşünmek lazım. Acaba sen banka hissedarı olsan, hakim hissedarı olsan, özellikle bir katılım bankası hissedarı olsan, bir de öyle düşün yani. Bir de öyle düşünelim. Katılım bankasının, yani özel bir katılım bankasının hissedarı olsan ve BDDK döneminde seni denetleyen kuruma bütün ticari sırların dahil olmak üzere hepsini veriyorsun değil mi? Tabii. Yani seni denetliyorlar. Ve böyle bir olay gerçekleşse ne hissedersin, tabii, ne düşünürsün acaba? Rekabetin ihlali. Bu arada şunu da düzelteyim. Vakıf Katılım Bankası Vakıf Bank'ın değil, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurduğu munzam, yönettiği munzam vakıfların iştiraki. Yani rahatlıkla bir özel kuruluş olduğu da iddia edilebilir. Tabii. Bir kamu sermayesi bu anlamda doğrudan bir kamu sermayesi kesinlikle yok. İşin bu boyutu bir kenara. Düğün gerçekten bence mevcut yönetim sistemimizin bir özeti olmuş. Birçok dostumu, arkadaşımı orada görürken yani biraz da içim sızladı diyebilirim. Aynı o görüntülerde. Bir kere şunu da ortaya koymak lazım. Yani yine bankacı dostlarımızdan aldığımız bir görüntü. Davetiye sadece bankaların posta adreslerine gitmemiş. Banka genel müdür yardımcılarına şahsen de giden davetler var. Bankalar kendi aralarında da bir plan habere göre kendi aralarında da ne yapacağız şimdi? Nasıl bir davranış sergileyeceğiz şeklinde bir toplantı yapmışlar. Rekabet kurulunu burada göreve çağıralım. Bankaların mevduat ve kredi konusunda fiyat belirleme noktasında ciddi araştırmalar yapan rekabet kurulunu burada da acaba bir fiyat belirleme oldu mu diye bence
bir göreve çağıralım bu programda. Doğru. Hep söylüyordum ya, şöyle kapatayım bir konuyu. Ya bu ekonomi yönetimi bir kadro sorunu var diyordum Ömer. Ben bunu herhalde 4-5 kere bu programlara dile getirdim. Kadro sorununa ayna tutmuş. Şöyle düşünelim. Böyle bir takım merasim, böyle bir düğün. Merkez Bankası'nda bir üst düzey yöneticinin olabilir miydi diye soruyorum. Bence olamazdı. Tabii. Niye BDDK'da? Niye olduğunu da herkes biliyor. O yüzden bu kadro sorununu bence ciddiye almalarında çok çok fayda var diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yabancı yatırımcı açısından da aslında evet. Şu anda çok fazla bir önem atfedilmiyor gibi görünüyor ama ileride özellikle para politikasının artık yeterli olmadığı noktada bu kadro sorunu iyice gün yüzüne çıkacak. Hani bir taraftan da her şerde bir hayır vardır misali. Bu tarz ortaya çıkmış olan olayların aslında doğrunun ne olabileceği konusunda bize ışık tuttuğunu da görmek lazım diye düşünüyorum. Konuyu kapatacaktım. Bir şey de aklıma geldi. Bununla kapatayım. Allah mesut etsin. Nikah olan beyefendi dijital bankacılıktan sorumlu başkan yardımcısı. Dijital bankacı, işte müşteri deneyimi gibi konular bankaların BDDK'dan hemen hemen en fazla ceza yedikleri konudur. Yani ben içindeyken de öyleydi. Halen de öyle olduğunu biliyorum. Bu kadar yaygın ceza yedikleri bir konunun sorumlusu başkan yardımcısının düğününe bu kadar şekle iştirak etmiş bankalar, bakalım bu konuda bundan sonra ceza performansları grafikleri nasıl gelişecek? Nasıl gelişecek? Evet, gerçekten. Evet Ömerciğim, bu konuyu burada kapatalım. Magazin miydi, değil miydi tartışılır ama bence ilginç bir konuydu. Diğer konu, yine hafta içinde Merkez Bankası BDDK ağırlıklı kredi kartları üzerinde bazı kararlar aldılar. Bunları da değerlendirmeni rica edeceğim. Alınan kararların eş anlı alınmış olması burada bir eş güdümü gösteriyor aslında. Evet. Burada daha önce seninle programlarda konuştuğumuz hep tüketici kredilerinin yüksekliği dolayısıyla alt gelir gruplarının bir şekilde burada sübvanse ediliyor olması konusunu gündeme getirmiştik. Evet. Merkez Bankası ve BDDK bunu bir miktar farklı bir yönden bakarak özellikle kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin yeniden yapılandırılması ve bu yapılandırma sırasında da faizin 3.11 gibi mevcuttaki faizden neredeyse 1 puan daha aşağıda bir yerde set edilmesiyle biraz bunu ödeyemeyenlere rahatlama sağlamış gibi gözüküyorlar. Bence bu karar doğru bir karar. Eş güdümlü olması da sevindirici. Evet. Belli ki burada tetiklenen bir durum var. Bankaları da bu konuda rahatlatıyorlar. Bankalar en azından bu konuyla ilgili ayırmaları gereken sermayeyi en azından başka yönlere kanalize ederek kredi tarafında bir miktar daha ticari krediler tarafında rahatlama sağlayabilirler. Ama benim kafama takılan şu var. Peki bunu yapılandırdık ve vadeyi 60 aya uzattık. Bir rahatlama sağladık. Evet. Bu insanlar sonuçta hayatlarına yeniden devam ediyorlar değil mi? Yeniden kredi kartı harcaması yapacaklar. Arka tarafta gelirleri artacak mı? Hı-hı. Sene sonuna kadar bekleyeceğiz. Sene sonundan sonra belki o konuyla konuşuruz özellikle bu iş ticaret tarafı çerçevesinde. Ben açıkçası bu işin sadece hani kanayan yaraya sadece bir merhem olduğunu düşünüyorum ama gerçek anlamda bir sorunu çözebilecek kadar geniş çaplı, geniş kapsamlı bir şey olduğunu pek düşünmüyorum. Evet. Onu ifade edeyim. Bu programlarda seninle sıkça dile getirdiğimiz gelir ve servet dağılımı bu kadar bozuk olan ülkede enflasyonla mücadeleyi sadece politika faizini artırarak yapabilir misin sorusuna bir yanıt olmuş. O yüzden geç gelen bir yanıt olarak görüyorum ve önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı gün itibariyle Merkez Bankası'nın da bir araştırması yayınlandı. 28 milyon kişinin cebinde kredi kartı var Türkiye'de. Birkaç tane kredi kartı. Yani kredi kartı sayısı yüksek de 28 milyon kişinin. Bunlardan 14 milyon kişinin kredi kartı bakiyesi 25 bin TL'nin altında. Yani aslında bu gelir servet dağılımı analizini belki de kredi kartı üstünden yapmak da çok anlamlı sonuçlar verebilir. Şimdi bu kadar 14 milyon kişinin ve bu kadar 1000 doların altında tutarlarla kredi kartı borçlarıyla uğraştığı bir yerde böyle bir rahatlama yaratmak bence önemliydi ve geç kalınmış bir karardı. Bu politikanın aynı şekilde sadece alt gelir gruplarını rahatlatmak değil, üst gelir gruplarında belki hem vergi anlamında belki de harcamalarının ciddi anlamda kontrolü olarak kayıt dışı ile mücadele anlamında bazı adımlar atılması da gerekiyor diye düşünüyorum. İstersen buradan şeye geçelim. Yani dış ticaret verileri açıklandı. Dış ticaret nasıl gidiyor? Reel sektör neyi gözlüyor bundan sonra? Biraz da onu konuşalım istiyorsan. Şöyle söyleyeyim. Buraya gelmeden önce bir sanayiciyle telefonda konuştuk. Uzun uzadıya konuştuk ve ne kadar endişeli olduğunu anlattı. Aslında Mehmet Şimşek'in attığı tweetlere bakacak olursak o tweetlerde dış ticaret açığımızın nasıl daraldığını, geçtiğimiz döneme göre cari açığın nasıl azalacağını ve böylece işte Türkiye'nin finansman ihtiyacının ne kadar azalacağını anlatan bir takım manzumeler görüyoruz. Ama problem açıkçası dış ticaret açığının neden azaldığını çok ciddi analiz etmekten geçiyor bence. Ham madde, yarı mamul, sermaye malı ithalatının dramatik şekilde aşağıya gelmiş olduğu bir noktada biz ihracatçının önümüzdeki dönemde
ciddi bir zorlukla karşı karşıya geleceğini görüyoruz. Şunu kabul ediyorum. Geçtiğimiz dönemde ucuz krediyle gerçekten bir takım sanayiciler işleri dışında başka bir takım şeyleri alarak hani servetlerine servet kattılar. Orası doğru. Onu bir tarafa koyalım ama gerçekten sanayici olan, gerçekten işine önem veren ve ihracata yüklenmeye çalışan bir takım sanayicilerin arka planda maliyetleri sadece enerjiyle değil. Biz bir taraftan hani iş gücünün, işçiliğin aslında açlık sınırını bir tarafta konuşuyoruz ama öbür tarafta asgari ücretin gelmiş olduğu, dolar bazında gelmiş olduğu nokta sanayicinin dayanabileceği bir noktayı artık geçmek üzere. Bunun arka planında başka bir takım şeyler de var. Mesela gıda enflasyonu. Evet. Yani işçinin sonuçta öğlen yediği yemek, bu catering tarafından ortaya konmuş olan maliyet, işçinin ücreti, ücret artışlarının ne olacağı, sanayicinin çok merak ettiği konulardan bir tanesi. Hani borçlanmayı falan geçtim. Bizim o faaliyet gelirleri, faaliyet giderleri, yönetim giderleri dediğimiz noktanın en alt kısmında kalan EBITDA artık bazı sanayi kollarında kalmamaya başladı. Evet. Bu nedenle ihracat bence artık yavaş yavaş tehlike çanları çalmaya devam edecek, başlayacak diye düşünüyorum. Daha da ötesi Türkiye'nin global konjonktür bu haliyle devam ederse bazı sektörlerde ciddi problemleri olacak. O yüzden tek bir çözümle buraya gitmekten daha ziyade ben Merkez Bankası'nın sektörel olarak emek yoğun sektörler hangisi, feda edilecek sektörler hangisi, hangi sektörlere yöneleceğiz, hangi sektörler doğru desteklenmeli gibi böyle çok granular bazda, çok detaylı bazda bir analiz yaparak bu konuda bir çalışmayla birlikte ihracata destek vermesi tamam gerektiğine inanıyorum. Yani kredi kartında olduğu gibi sektörel bazda bir analize bence de ihtiyaç var. Bir kere şunu ortaya koymak lazım. Yani bu tür istikrar programları çok eksiksiz uygulansa bile 18-24 aylık çok sıkıntılı bir sürece yol açarlar. Maalesef bizim istikrar programımız ancak bu sene Şubat-Mart'ta başlayabildi. Doğru. Yani geçen seneyi kaybettik. Şimdi öyle bakınca daha henüz 8. 9. ayındayız. Ve bu istikrar programı ağırlıklı olarak reel faize, Türk lirası reel değerlenmesine ve reel ücretlerin düşmesine dayanan bir program. Bunların üçünü de sonsuza dek yapamayacağınıza göre bu programa mutlaka başka bir destek gelmesi gerekiyor. Bu da ya maliye politikasından gelecek veya iletişim anlamında bu işin sahipliğinden gelecek. Ama bu destekler gelmezse özellikle sanayi sektöründe, reel sektöründe zorlanma çok aşırı boyutlara varacak. Dediğim gibi geçtiğimiz yıllarda ucuz kredilerle çok bambaşka işler yapıldı. Birçok sanayici bundan faydalandı. Birçok sanayici de faydalanamadı. Orada da bir adaletsizlik oluştu. Bunu gidermek yolu da sektörel bazda şu önümüzdeki istikrar programını etkileyeceği önümüzdeki 12-14 ay içerisinde kime nasıl davranacağını da belirleyip hükümetin ona göre bir çıkış planı da yapması gerekir. Aksi takdirde reel sektörde daha büyük sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz var. Görünüyor. Buradan hemen şuna geçeyim. Mesela Çin'den değişik sinyaller geliyor. Geçen hafta bir bazuka paket geldi ama ya Çin nereye gidiyor? Bizim sanayimize etkisi nasıl olacak? Bunu tartışalım. Çok güzel bir noktaya değindin. Çünkü aslında bizim dış ticaret ihracat tarafımızın Çin'den bağımsız olması düşünülemez diye düşünüyorum. Çünkü Çin kendi içerisinde potansiyel olarak büyüme tarafını oldukça kaybetti son dönemlerde. Eski Çin Merkez Bankası'nın bundan iki hafta önce yapmış olduğu bir takım uyarılar vardı. Hükümetin bir paket açıklayarak destekte bulunması diye. Çin'in gayrimenkul sektörü ciddi anlamda bir sıkıntı içerisinde. Hayalet şehirler var Çin'de. Evet. Bu tabii otomatikman finans sektörünü etkiliyor. Finans sektörü otomatikman imalat sektörünü ve buna bağlı olarak Çin'in büyümesini. Çin'in büyümesi de Avrupa'yı etkiliyor, dünyayı etkiliyor. Bu paket, bu bazuka paket aslında bizim sanayicimiz açısından da önemli bir avantaj. Hı hı. Özellikle Avrupa'ya ihracat yapan ihracatçımız için ki otomotiv sektörü, makine sanayi, plastik sektörü bunların alt kalemlerinde önemli avantajlar sağlayabileceği bir fırsat penceresi gibi duruyor. Çin biliyorsun reverse repo faizini 1.70'den 1.50'ye düşürdü ve ciddi bir paket açıklayarak önümüzdeki dönemde ekonomik anlamda bir rahatlama getireceğini ifade ediyor. Tabii bunun kalıcı olup olmayacağını da bakmak lazım. Doğru. Çünkü Çin'de de bir sürü yapısal problem var. O yapısal problemleri devam ettirdiği sürece, çözmediği sürece Çin'in yapmış olduğu bu paket sadece belki önümüzdeki bir yılı, iki yılı kurtarır. Ondan sonra tekrardan eski döneme daha kötü bir denge seviyesinde döneriz diye görüyorum. Evet. Yani tabii Çin çok ilginç kendi dinamikleri olan bir ülke. Ama kendi iş talebinin düşmesi dünyada başka sorunlara da yol açabiliyor. Şöyle bir şey oldu Çin'de. Yani gayrimenkul fiyatlarında
yaklaşık %40'a yakın bir reel düşüş oldu. Türkiye'yi düşünelim, ülkemizi düşünelim. Gayrimenkul fiyatlarında da son 4-5 sene içerisinde %100'e yakın bir reel yükseliş olmuştu. Ve bu çok büyük bir servet etkisi yarattı. Bu servet etkisi de bizde enflasyonu kontrol etmemizi çok zorlaştırdı. Orada tam tersine işliyor bu işler. Dolayısıyla ne kadar büyük bir paket verilse de gayrimenkul fiyatlarında bir oynama olmadığı sürece ben bu düşen servet etkisiyle içindeki iş talebin kolay kolay eski düzeylerine gelebileceğini pek düşünmüyorum. O yüzden Çin'in sorunları biraz daha bence derin olacak. Yine bizim sanayicilerimiz açısından çok dikkat edilmesi gereken bir dönem. Özellikle ham madde fiyatlarında aşağı yönlü baskılardan faydalanacak olan sanayicilerimiz Çin'in mallarından gelecek rekabete karşı da büyük tehlikeleri açık olabilirler diye düşünüyorum. Doğru. Geçtiğimiz hafta hazine hani daha önce yapmıştı ama bu seferki biraz daha ilginç bir borç takası işlemi denilebilir. Borç yükümlülüğünden borç kurtulma. Kurtulma. Şey. Görüşlerini alalım. Orada biliyorsun 2026 yılına kadar 2024 Kasım ayından itibaren başlayan ve 2026 yılına kadar yayılan bir Eurobond, daha önce ihraç edilmiş Eurobondları geri alım ve bunların belli fiyatlarla alımını şey yaptı. Ve bunun karşılığında da 10 yıllık bir yeni Eurobond ihracı açıkladı. Ben bunu şöyle anladım. Ben borcumun vadesini uzatmak istiyorum. Şu andaki piyasadaki oluşan koşullar da aslında Türkiye'nin mevcutta gelmiş olduğu kredi derecelendirmesine göre oldukça uygun. Yapılmış olan geri alım ihalesinde 1.9 milyar dolara yakın 1.885 milyon dolarlık bir Eurobond geri alımı yapıldı. Evet. Bu Eurobond geri alımlarının ortalama ağırlıklı ortalama vadesi 175 gün. 6 ay gibi. 6 ay gibi. Ağırlıklı ortalama faiz oranı da %3. Fed'in %5 faizinden daha az. Yani evet. 6 aylıklara bakacak olursak belki hani bundan sonraki dönemde faiz düşüğüyle birlikte 4.75'ler veya 4.5'lar diye konuşabiliriz ama onun da çok altında. Evet. 6.75 ile ihraç edilmiş olan bonoyu da hesaba kattığım zaman ben bizim finans camiasında bir gap analizi derler. Yani 175 uyumsuzluk gün analizi uyumsuzluk analizi gibi. Yani 6 aylık ben bonoyu %3 ile veriyorum. 6.75 ile 10 yıllık bonoyu alıyorum. 9.5 yıllık bonoyu aslında 6.92 gibi bir oranla alıyorum. Yani hazine aslında yaklaşık 20-25 bas puanlık bir tatlandırıcı vererek yatırımcıya vadesini uzattı diye bakabiliriz. Doğru. Rekor bir satış oldu. 3.5 milyar dolarlık. Ben başarılı bir ihraç olarak görüyorum. Zaten hazinenin özellikle borçlanma konusunda son dönemde o 2019'da yapılmış olan yapılanmasından tekrar geriye dönülmesiyle birlikte çok daha etkin bir borçlanma yönetimi olduğunu görüyorum. Hazinede çok kıymetli insanlar da var bu konuyla ilgili. Zamanlama da çok iyi. Faiz oranı da oldukça iyi. O nedenle ben başarılı bir ihraç olarak ve aynı zamanda geri alımla birlikte kısa vadeli yükümlülüklerden kurtulmayı da önemli bir avantaj olarak görüyorum. Çünkü önümüzdeki 2025 yılı içerisinde gerek global gerek yurt içindeki hem ekonomik hem siyaseten bir takım çalkantılar dolayısıyla hazinenin zorlanacağı dönemler olacaktı. Evet. Açıkçası. Ben de çok başarılı gördüm. Yani iyi bir işlemdi bence. Hani kısa vadelerde aldığı 1.8 1.9 milyar da hiç fena değil aslında. Çünkü bir noktadan sonra vadelere çok yaklaştığı zaman Eurobond'lar emeklilik fonlarının eline geçer. Emeklilik fonları da bunları vadeye kadar tutma eğilimindedirler. Dolayısıyla onları uyandırıp yeni borçlanma yaratabilmek, 10 yıllık borçlanma yaratabilmek de başarıdır. Hem satıcıların başarısıdır hem hazinenin başarısıdır. İnşallah hani bu borç yönetimi enflasyon düşmesiyle beraber iç borca da yansır ve faiz yükümüz en azından birkaç sene sonrasında reel olarak azalmaya başlar diye ümit ediyorum. Umuyorum. Washington temasları bitti. Toplantılar oldu. Hatta en son gün böyle bir belediye başkanı skandalıyla da çalkalandı. Değerlendirmeni alabilir. Yani belediye başkanı skandalını artık hani ekonomik olarak yorumlamayacağım. Evet. O tamamen ilk maddede konuştuğumuz BDDK düğünüyle aynı çerçeve içerisinde Türkiye'deki o zihniyet yapısının nasıl değişiyor olmasını gösterdiği durumlardan bir tanesi. Ben oradaki toplantıları aslında bir taraftan da Londra'da bu işin içerisinde olan ve Türkiye'ye ilgi duyan, Türkiye'ye yatırım yapan yatırımcılar çerçevesinde değerlendireceğim. En son rakamlara baktığımız zaman aslında hani bizim TL cinsinden bonoya son hafta da 1.5 milyar dolar civarında giriş bir oldu. Giriş oldu. Hisse senedine de giriş oldu ama ben bu hisse senedi girişlerinin önümüzdeki dönemde öyle çok yoğun olarak olacağını tahmin etmiyorum. En azından normalizasyon ve stabilizasyon belirli bir yere kadar geldiği yerde. Bizim buradaki en büyük problemimiz Kerim, vadeyi uzatamıyoruz. Bu bir. Evet. Yatırımcı dediğimiz kişi ya bir hafta maksimum 3 aya kadar gelen yabancı. Burada da her ne kadar Mehmet Bey carry trade yok dese bile carry trade için gelen yatırımcı. Ben doğrudan yatırım olabileceğini Türkiye'de maalesef bu halde. Bu veriler de onu göstermiyor zaten. Göstermiyor zaten. Yani geçen programda da konuştuk. 4.6 milyar dolar bir yıl içerisinde gelmiş doğrudan yatırımın 3 milyar doları zaten gayrimenkul. Evet. Onun da 2 milyar çıkmış doları bizimkiler vasıtasıyla geriye gidiyor zaten. Yani ben bu çerçevede reklamın iyisi kötüsü olmaz. Aslında gidip orada görüntüleyebilirim.
görünmek, hani Türkiye'yi anlatmak ve bu konuyla ilgili çaba sarf etmek çok kıymetli, değerli diye düşünüyorum. Bir anımı anlatayım istersen. Belki birazcık uzayacak. Rahmetli Yüzeyir Garip benim mentorumdu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Buradan kendisini rahmetle analım. Evet. Şunu söylerdi. Derdi ki vitrinini beğenmediğin bir dükkandan içeriye girer misin? Gerçekten mantıklı. Yani vitrinin güzel olması lazım. Evet. Peki vitrinini beğendiğin bir dükkandan içeriye girdiğin zaman rafların darmadağınık olduğu bir dükkanda kaç dakika geçirirsin? Şimdi biz vitrinimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Orası doğru. Bu vitrini düzeltirken arka tarafta ciddi bir takım şeyler de oluyor. Tartışmalar, kargaşalar da oluyor. Ama şu anda dükkandan içeriye girenler o rafların maalesef düzgün olmadığını görüyorlar. Evet. Yani girdikleri gibi belki 15 dakika kalıp çıkıyorlar. Yani kısa vadeli yatırımı ben bu anlamda söylüyorum. Eğer bir fırsatları varsa onu alıp çıkıyorlar. Bizim içerideki rafları düzeltiyor olmamız lazım en başta. Bunun için de çok daha kalıcı, yapıcı bazı adımlara ihtiyaç var. Sevgili Daron Acemoğlu Türkiye'ye gelmişti. Orada da onun verdiği bazı verilerde gerçekten Türkiye'nin biraz daha orta vadeli bakması lazım. Şu enflasyon, çok yüksek enflasyon belasından kurtulamadığımız için de orta ve uzun vadeyi uzun süredir ıskaladığımızı ben de hissediyorum. Son olarak ikimizin de eski siyasetçi olması sebebiyle damarlarımızda dolaşan siyasetçi kanıyla ya bu ekonomik programın hep ömür biçildi. Mehmet Şimşek'in görev süresine ömür biçildi ama şu ana kadar yani 1,5 senedir bir sorun olmadan devam ediyor gibi görünüyor ama şimdi Sayın İmamoğlu'na istinaftan onaylanacağı konusunda davasının bazı dedikodular var. Siyaset bizi bir sonraki seçimlere ne zaman taşıyacak sence? Yani 2028 normal süresi. Evet. Senin beklentin ne zaman? Kerim ben oyun teorisine takığım biliyorsun. Hı hı. Yani aslında siyaseti de oyun teorisinden ayırmak çok mümkün değil. Ben oyun teorisinde iki tane oyuncu görüyorum burada. Birinci oyuncu sonuçta iktidar, Sayın Cumhurbaşkanı. İkinci oyuncu da ana muhalefet, Sayın Özgür Özel, İmamoğlu, Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş. Yani bunları her iki tarafta oyuncu 1, oyuncu 2 olarak düşündüğümüz zaman bu oyuncuların aslında karşılaştırmalı üstünlük olarak karşı tarafa neleri var onlara bakmak lazım analizde. Yani birinci olarak şu anda iktidar olması dolayısıyla elinde mali bir takım gücü kullanması dolayısıyla böyle bir avantaj var. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2028 seçimleri normal zamanda yapılacak ise o tarihte yeniden anayasaya göre aday olması mümkün değil. Evet. Peki şunu düşünelim. Sayın Cumhurbaşkanı tekrar aday olmak ve seçilmek istiyor mu? Mutlaka. Şüphesiz. Evet. O yüzden burada aslında elindeki o karşılaştırmalı üstünlüğü karşı tarafa kaptırıyor. Ne yapabilir? Anayasayı değiştirebilir. Evet. Anayasayı değiştirecek yeterli çoğunluğu var mı? Hayır. Evet. Yani mecliste yok. Peki erken seçimi kendi kararıyla yapabilir mi? Yaparsa tekrardan aday olamaz. Olamaz. Parlamentonun sonuçta seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Bunun için seçimlerin yenilenmesi kararı için karşı tarafın karşılaştırmalı üstünlüğüne o da tamamen 2025'in Kasım ayını işaret eden bir nokta. Evet. Belki burada bir miktar daha esneme olabilir. Ben öyle bakıyorum. Yani bu çerçeve içerisinde baktığım zaman ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliği tarafını biraz zorlayacağını tahmin ediyorum. Ama burada başarılı olma imkanı bana göre 40 milletvekili transfer ederek yapması çok zor. Evet. İkinci aşama bir miktar pazarlık ederek belki 2025 Kasım değil ama 2026'nın ortalarına doğru ekonomide en azından düzelmeyi sağlayabilecek bir fırsat penceresini ortaya koymak açısından zaman kazanmak için çalışacaktır diye düşünüyorum. Orada da ekonomi bu kadar kısa bir süre içerisinde bana göre toparlanma imkanına pek kavuşamaz diye tahmin ediyorum. Böyle bir çerçeve içerisinde ben baktığım zaman ekonomik anlamda bu neye tetikler, neye etkiler? Şunu etkiler diye düşünüyorum. Erken seçimler benim hep şöyle bir savım var. Mart 2026'da yapılacak diye düşünüyorum. Buna kadarki yapılacak bir seçimlerde de biz belki ekonomide belli şeyleri yeniden popülizme kaptırma İhtimali. Riskiyle karşı karşıya kalacağız. Onun da önümüzdeki sene Mayıs-Haziran ayından itibaren bu oyun teorisi çerçevesinde olma ihtimalini oldukça yüksek görüyorum ben. Ben sana göre biraz daha seçimlerin geç yapılıyor. Yani 2028 olmasa bile 2027'den önce yapılmayacağını hala düşünüyorum. Bunun arkasındaki benim de görüşüm şu. Bir, bu mevcut ekonomik program 2026 sonuna kadar ancak gittiğinde belli sonuçlar üretmeye başlayabilir diye düşünüyorum. Yani önümüzde daha 2 sene daha var diye düşünüyorum. Enflasyon tekrar inmese bile 10-20 aralığında bir yere gelip ondan sonra ücretlerde reel artışların yapılabileceği bir seviye ancak önümüzdeki 2 sene sonra olur diye düşünüyorum. Ama tekrar seçilme tabii ki bir önemli bir kart. Ama burada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ana muhalefet partisinin kozunu görmeyip sonrasında ben seçime gitmek istiyorum dediğinde ana muhalefet partisinin yok siz oturun lütfen görev sürenizin sonuna kadar deme ihtimalini de az görüyorum. O yüzden ben de hani oyun teorisiyle düşünmeye çalışıyorum ama 2027 ortası sonuna doğru bir süreyi ben daha makul görüyorum. Çok seçim konuşulacak
güzel bir dönem yaşamayacağız diye düşünüyorum. Ama ikimiz de emekli siyasetçiyiz. Hani ikimizin de haksız çıkacağı senaryo bile olur bu ülkede. Tabii tabii, kesinlikle. O yüzden üzerine çok... Türkiye'de siyaset açısından 24 saat bile çok uzundur derdi rahmetli Demirel. O nedenle bunu düşünmek lazım. Yani o noktada eğer halk 2027'ye kadar dayanmışsa, ben oradaki Özgür Özel'in üstünlüğünün de şöyle olduğunu düşünüyorum. En azından kendi tabanına. Buraya kadar dayandınız, buraya kadar sefalet çektiniz. Yani bırakın bundan sonraki dönemde 2028'e kadar da biraz daha katlanın. En azından Cumhurbaşkanı, mevcut Cumhurbaşkanı adaylığını koyamaz diye belki tabanını ikna edebilir. Çok su kaldırır dediğin gibi bu tartışmalar. Evet, daha doğru. Çok yapacağız bunları. Ömer, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki pusulada görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben Mars'a gidebilmeyi umut ediyorum. Hani orada bir koloni, orada bir yaşam. Uçan taksiler, evet, çok güzel bir aşama. Gerisinin gelmesini heyecanla bekliyorum. Sosyal güvenlik sistemi açık veriyorsa versin, biz ödüyoruz. Acımızdan ölmektense sosyal güvenlik sistemi açık verirse versin demek gerekir diye düşünüyorum. Bir panik var, bir deprem var borsalarda. Çok zor bir süreç. Ekonomi yavaşlamaya başlayınca sesler daha da yükselecek. Bu program 6 ayda patlar kardeşim. Mesele ekonomik programı. Hayır, mesele ekonomik programı çoktan patladı abi şu anda. Geçmişte hep asimetrik oldu Merkez Bankası. İndirimlerde daha cesur oldu. Bir kaos havası var. Ankara'dan görünen telaş ve panik havası. Kiralar hep enflasyonun üstünde artacak gibi gözüküyor. Vergi paketi hiçbir kesimin sahiplenmediği cami avlusuna bırakılmış bir bebek gibi görünüyor. Olan da yine orta sınıfa beyaz yakalı olur gibi hissediyorum ben.